Beraberinde Türkiye son 10 yılda başardığı bütün değişimleri dikkatinizi çekerim. Batı kendi içinde ağır bedeller öderek gerçekleştirdi. Türkiye bütün bu değişimlerin hepsini demokrasinin sınırları içerisinde muhalefetiyle, iktidarıyla fevkalade büyük bir olgunlukla gerçekleştiriyor. Ve milletin sosyolojik olarak birlik ve beraberliği içinde bunu gerçekleştiriyor. Yani iç savaş olmadan mı demek istiyorsunuz? Yani içeride fay hatları harekete geçmeden, kırılmalar harekete geçmeden, ama bunun önemli bir nedeni de AK Parti iktidarının muktedir olmasıdır. Türkiye'yi yönetme kabiliyetidir. İktidar olma kabiliyetidir. Ve Sayın Başbakanımızın bu anlamda bireysel duruşu, bu coğrafyadaki liderlik duruşu, bu 10 yıllık sürecin en stratejik ayrışma noktasıdır. Bunu iyi görmek zorundayız. Efendim şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra sorular da var. Onları da size yönelteceğim. AK Parti İstanbul Milletvekili Sayın Metin Külünk'le gündemi yorumlamaya devam ediyoruz. Efendim Türkiye'nin önünde aslında iki önemli problem var. Bunlardan biri PKK terör örgütü. Bir diğeri de Van'da Erciş'te gerçekleşen deprem. Terör sona erecek mi? Temennimiz sona ermesi ama bu arada çok da soru var. Arzu ediyorsanız bu soruyla başlayalım. Ardından diğer soruları da size yönelteyim. Türkiye'de terör kendi anladığı dilden mücadeleyle mutlaka nihayete erdirilecektir. Ama bu bir süreçtir. Mesele terörü besleyen sosyolojik ve siyasi gerekçeleri nihayetlendirmektir. Terörle, terörün kendine gerekçe oluşturmasına müsaade etmemektir. Tabii ki 30 yıldır süren bir sıkıntı bu. Ancak Türkiye bu coğrafyada bugün terörün gerekçesi ifade edilen Kürt meselesiyle tanışıklığı son 30 yılda değildir. Şunu bilmeliyiz. Bu coğrafyada Türkler ve Kürtler birbiri olmadan olamazlar. Ne Türkler Kürtler olmadan olur, ne de Kürtler Türkler olmadan olur. Bu iki millet birbiriyle et ve tırnak gibidir. Jeopolitik açısından bu böyledir. Medeniyet perspektifinden bu böyledir. Önce şunu konuşalım. Millet kim? Belki bu ayrımı yapmak bile yersiz. Millet kim? Bakın, bu topraklarda biz üç temel esas üzerinden millet tanımını gerçekleştiriyoruz. Bir, dindaşlık. İki, akrabalık, üç komşuluk. Komşuluk hukukunu esas aldığımız için bu coğrafyada Ortodokslar, Ermeniler, Yahudiler, Keldaniler, Yezdaniler, Asuriler, millet olarak dindaşlık üzerinden var olduğumuz için bir boşnak kendini boşnak olarak tanımlamamakta, Türk olarak tanımlamakta. Onun Türk tanımı biyolojik bir Türk tanımı değildir. Öbür taraftan da akrabalıklar. Hemşehriliği ve hemşehriciliği aşan bir akraba ilişkisi üzerinden bir milletin parçasıyız biz. Bu anlamda modernleşme projesinin içerisindeki milletin değerlerinden yoksun algının ürettiği ulusalcılık çizgisiyle
Bugün terör örgütünün üzerinden yönetilen sosyalleşme, milletin değerlerinden azade bir sosyalleşme arasında hiçbir fark yoktur. Evet. İkisi de aynı kaynaktan beslenmektedir. İkisi de bu coğrafyanın değerlerine aykırıdır. İkisi de bu coğrafyanın tüm milletlerine karşıdır. Amaçları Fransız pozitivizmine dayalı, aydınlanmacı pozitivizme dayalı, la dini bir vatandaş tipi üretip, ister bunun adı Türk olsun, ister bunun adı Kürt olsun, hiç farkı yok ki. Yani bugün Kürt milliyetçiliği üzerine siyaset yapan aklın millet tanımıyla ulusalcılık çizgisinde mücadele edenlerin millet tanımı arasında ne fark var? İkisinin tanımı da aynı. İkisi de milletin değerlerinden kopuk. Bu tarafta, batıda camiyle olan ilişkilere mesafe koyup camiyi hayatın dışına itmek isteyen akılla bu mücadelenin özü zerdüştlüktür diyen aklın arasında ne fark var? Evet. Ama beri taraftan bu milletin de bu iki akla karşı da bir direnişi var. Ne üzerinden direnişi var? Yavuz Sultan Selim Han'la Mevlana İdrisi Bitlisi arasındaki bağıtla direniş var. Nerede var? Alparslan'ın orduları Ahlat'ta, Malazgirt'te Bizans'a karşı Anadolu'nun kapılarını açmak için mücadele ederken Alparslan'ın ordusunda yer alan Müslüman Kürtlerle var. Nerede var? Cumhuriyet'in kuruluşunda onun öncesinde Çanakkale'de birliktelikleri var. Galicia'da var. Mısır'daki şehitlikte var. Yemen'de şehitlikte var. Trablus cephesinde var. Kim bunlar? Bu millet tanımında var olan buluşmadır. Evet. Şimdi son 30 yıldır ortaya çıkan Kürt meselesi üzerinden üretilen terörün stratejik hedefi gelecek Türkiye'sini erteleyebilmektir. Nasıl? Bu coğrafyanın Osmanlı toplumunun en sadık unsuru olan Ermenileri uluslararası güçler Osmanlı'nın zayıflamasından yola çıkarak, tahkir ederek, tahrik ederek gelecek Türkiye'sini erteletebilmek için bu milletin başına Ermeni meselesini musallat ettilerse, son 30 yıllık sürecin asıl stratejik hedefi de gelecek yılların 10. büyük ülkesi olacak Türkiye'yi erteletmeyi hedeflemektedir. Evet. Biz bu filmi seyrettik diyorsunuz. Biz bu filmi seyrettik. Evet. Dolayısıyla devletin asli vazifesi terörle vatandaşının ve de ülkesinin bekası için, devletin bekası için mücadele etmektir. Evet. Ama beri taraftan da Türkiye son 50 yıldır yapılan yanlışların tamamına yakınını demokrasinin sınırları içerisinde değiştirdi ve dönüştürdü. Ve terörün gerekçelerini terörün elinden aldı. Ve bugün bu mücadele devam ediyor. İşte yeni anayasa bu anlamda Türkiye'nin de gelecek inşası noktasında son derece önemli bir engel olan terörün bertaraf edilmesi, bir coğrafya aklıyla bu meselenin çözümü noktasında önemli mesafeler alacaktır. Artık şunu da görmeliyiz. Bu mesele sadece Türkiye'nin sınırları içerisinde olan bir mesele değil. Bu mesele Suriye'de var. Evet. Bu mesele Irak'ta var. Bu mesele İran'da var. Komşularımızı konuşacağız. Çok özür diliyorum. Sözünüzü kesiyorum ama şu an Van Erciş'ten... Şunu söyleyeyim ben. Şunu ifade edeyim. Orta Doğu'ya çıkış kapımızdır Kürt meselesinin çözümü. Evet. Basra'ya gidiş kapımızdır Kürt meselesinin çözümü. Asya'ya çıkış kapımızdır Kürt meselesinin çözümü. Önümüzdeki 15 yıllık süreçte dünyanın 10. büyük ekonomisi olmanın zeminidir Kürt meselesinin çözümü. Türkiye Kürt meselesini demokratik zeminde çözmeden büyük ülke olamaz. Bunu söylüyorum. Evet. Beri taraftan bu coğrafya bizden
akıl merkezi olmayı istemektedir. Kesinlikle. Bu coğrafya bizden akıl merkezi. Dolayısıyla kendi içinde Kürt meselesine sıkışmış bir Türkiye'nin bu coğrafyaya akıl merkezi olma şansı yoktur. Evet. Bu konuyu genişçe konuşacağız. Ayrıntılarıyla yani konuşacağız. Van depreminde de bir takım sıkıntılar Erciş'te yaşandı. Giden malzemeler yağmalandı. Van'da şu an Erciş'te bulunan bir vatandaşımız Hayrullah Gültepe telefon hattımızda. Bu yağmalama olayıyla ilgili aslında basında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Vanlı vatandaşların bu işi, bu eylemi yapmadığını söyledi. Bakalım Hayrullah Gültepe neler söyleyecek? Hayrullah, iyi akşamlar. İyi akşamlar Sırrı Bey. Programımıza hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Van'da Erciş'tesin değil mi şu an? Efendim? Van Erciş'tesin şu an değil mi? Yok, Van merkezdeyim ben. Yalnız Van Erciş'e gidip gördüm olayları. Evet, bu yağmalamayla ilgili olarak beni aradığında bir şeyler söylemiştin. Onu evet, paylaşır mısın seyircilerimizle? Yani şimdi ben bunu söyleyeyim. Daha önce de size bu konuları paylaşmıştım sizinle. Yani şimdi medyada ve televizyonlarda bu Van'a gelen yardımların yağmalandığını görüyordunuz. Yalnız bunlar bu yağmaların Van halkı değil. Evet. Bunları Van'ın halkı yapmadı. Bunu Van çevresindeki illerden gelen vatandaşlar bu yağmalıları yaptı. Ki zaten Van halkı kendi yani taziyesiyle, ölümüyle, ne bileyim enkazıyla ilgileniyordu. Dışarıdan gelen vatandaşlar, yani Van çevresindeki illerden gelen vatandaşlar bu yağmalı yaptı. Hangi illerden gelenler? Hayrullah, hangi illerden gelenler? Yani Muş'tur, Bitlis, Hakkari, Siirt tarafından gelen vatandaşlardır. Yani bunu bizzat ben öncelikle hani belirtmek istiyorum. Sakın ola yani Van'ın halkı bu yağmayı yapmış diye düşünmesinler. Çünkü hani dediğim gibi yani Van halkı kendi taziyesiyle ilgileniyordu. Kendi akrabalarının taziyesine gidip veyahut da kendi işte evinin enkazıyla ilgileniyordu. Şu anki zaten hala da uğraşıyorlar ve birçoğu vatandaşımıza da hala yardımlar gitmemişti. Evet. Peki yardımlar yerine ulaşıyor mu? Yani şu an tabii ki başbakanımızın talimatıyla düzenli bir şekilde imamlara verilerek biliyorsunuz bu ülkede imamlar güvenilir bir durumda olduğu için şu an onların başına imamları bırakmışlar ve imamlar kimin durumu kötüyse onlara göre o yardımları bu şekilde atıyor. Peki Hayrullah, çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Selam ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar. Çok teşekkürler. Efendim BDP'leri özür diliyorum. Bir şey ilave edebilir miyim ben? Tabii. Sonra siz devam edin. BDP'li basında çıkan haberden yola çıkarak bu soruyu soruyorum. BDP'li belediyenin vatandaş Kürtçe bilmediği için yardımda bulunmadığı söyleniyor. Böyle bir yaklaşım söz konusu olabilir Şimdi mi? Bakın önce şunu ayrıştıralım. Bu millet yağma yapmaz. Bu millet hangi ilden olursa olsun. Hayrettin kardeşimizin ifadelerini bu anlamda düzeltme ihtiyacı hissediyorum. Sadece Vanlı kardeşlerimiz değil. Bu toprakların ruh köklerinde bir kere yağma kültürü yok. Biz 2000 krizinde dünyada nelerin yaşandığını gördük. Arjantin'de marketlerin, evet, Brezilya'da marketlerin nasıl yağmalandığını gördük. Ama bu millet bir gecede %50 fakirleşmesine rağmen sokağa çıkıp hiç kimse kimsenin mal emniyetini suistimal edecek hiçbir şey yapmamıştır. Dolayısıyla bu toprakların yağma kültürü yoktur. Hangi ilden olursa olsun, hangi il at vermiyorum. Van'da yaşanan bir travma var. Bu travmanın ürettiği bir psikoloji var. Bu psikoloji içerisinde insanımızın kimi zaman eksiklik göstermesini biz olgunlukla ve sağduyuyla karşılamakla yükümlüyüz. Çünkü bu toprakların insanı gece saat 1'de kapısına gelene sofrasını açar. Bu toprakların insanı
gece tanımadığı insana Tanrı misafiridir diyerek yatağını döşeğini serer, onu yedirir, içirir, yatırır, sabah kaldırır, yola koyar. Komşusu açken tok yatan bizden değildir bilincinde. Evet. Bakın size bir şey anlatayım. Ramazan'da İstanbul'un bir ilçesinde sorumlu milletvekili olarak yaklaşık 75 eve girdim. Durumları iyi olmayan vatandaşlarımızı ziyaret. Bir şey gördüm, muhteşem. Dedim ki nasıl hayatını idame ettiriyorsun? Bir, AK Parti iktidarıyla sosyal devlet ilkesinin gereğinin yerine getirilmesi noktasındaki atılan adımlarla sosyal bedelcilik, sosyal devlet. İki, komşularımız. Bu cümleyi tamamına yakınından duydum. Ne demek bu? Aşını pişiriyor, geliyor bölüşüyor. Çocuğunun başını okşuyor. Mahalledeki bakkal gıda ihtiyacını karşılıyor. Dönüp de demiyor ki ne zaman vereceksin? Şimdi bu ruh köklerine sahip bir toplumda yağmacılık diye bir şey olur mu? Ancak Türkiye'de bir akıl var ki yerli olmayan ecnebi bir akıl, gayrimilli bir akıl, özellikle bir takım fotoğraflar üzerinden bu milletin ruh kökünü berhava etmek istemektedir. Ve biz de asla bu fotoğrafa teslim olmamalıyız. Bu haberlerin kasıtlı olduğunu asla söylüyorsunuz. Asla, bir kere sadece Vanlı değil, hiçbir memleketimiz gidip de Van'da deprem görmüş kardeşlerimizin ihtiyaçlarını yağmalamak gibi bir gafletin içerisine düşer mi? Ki bunu da Hakkari'den, Muş'tan. Kim nereden yani, olursa olsun bu mümkün mü? Dolayısıyla deprem beraberinde bir rahmet üretmiştir. Nedir o? İşte biraz evvel ifade ettiğim millet kimliğimizin gereğini yerine getirmiştir. Yardımlaşma duygusunu. Yardımlaşma duygusu aslında millet olma tanımının ifadesi olarak vücut bulmuştur Van'da ve Erciş'te. Kimse ki buradan bir takım sosyal medya üzerinden biyolojik ve kin ve nefret kokan ifadelerle, ırkçılıkla bile alakası yok, İnsani olmayan ifadelerle oradaki kardeşlerimize yönelik ithamları topyekun millet olarak reddetmek ve telin etmek ve bunun karşısında duruş sergilemek bugün bütün siyasal partiler tarafından Sayın Başbakanımızın, ana muhalefet partisinin liderinin ve Milliyetçi Hareket Partisi liderinin duruşlarıyla millet duruşunu göstermiştir. Evet. Bu millet kendi tanımına sadıktır. Bunun ifadesi olarak aşını, cebindekini, yüreğindekini Somali'de nasıl paylaşıyorsa misliyle Van'da Erciş'te paylaşmıştır. Evet. Şimdi gelen soruları hızlı bir şekilde hemen aktarayım. Eyüp Sultan'dan Muzaffer Öksüz diyor ki iyi geceler, Kurban Bayramınızı kutluyorum. Sayın Vekilim Metin Külünk, sevgiyle selamlıyorum, başarılar diliyorum. Mevlüt Bayraktar soru sormuş. Avrupa'daki gelişmeler hakkında Yunanistan, İtalya gibi görüşleri Sayın Külünk'ün nedir? Bu gelişmeler Türkiye'yi nasıl etkiler? Bir kere Avrupa Birliği... Soruları tek tek yöneltiyorum, evet, ki Avrupa karışıklık Birliği, olmasın. Avrupa Birliği'nin stratejik özrü var. Avrupa Birliği Türkiye'siz küresel bir güç olamaz. Evet. Avrupa Birliği dünya sistemine Türkiye'siz ortak olamaz. Avrupa Birliği enerji güvenliği noktasında Türkiye olmadan güvenilir enerjiye ulaşamaz. Avrupa Birliği bu coğrafyanın insan kaynakları gücünü kendisine yaren kabul etmeden geleceğini kurtaramaz, inşa edemez. Evet. Dolayısıyla şu anda dünyadaki ekonomik krizden en çok etkilenen bölge Avrupa. Ve bu düşüş devam edecek. Avrupa'nın kendini toparlayabilmesi uzun bir zaman alacak. Ve bu beraberinde Avrupa'nın kendi içindeki ulusüstü yapılanmasının da sonunu getirme ihtimali olan bir süreç. Tabii ki burada
Almanya'ya dikkat etmek lazım.